Herkese merhaba. Bu videoda Xiaomi'nin alt ürünü olan Wanbo T6 Max projeksiyon cihazının incelemesini yapacağım. Öncelikle bu ürünü Banggood üzerinden nasıl satın alabilirsiniz? Bunun bilgisini vereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki hemen altında indirim kuponu bulunmakta. Vermiş olduğum satış linkini tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa açılacaktır. Şu an flash kampanyasında olan bir ürün. Bugünkü dolar kuruna göre 4.329 TL'lik bir fiyatı var. 571 TL'lik hem kargo ücreti hem de gümrük ücreti bulunmakta. Ortalama şu anda 4.900 TL gibi bir fiyata gelecektir bu şekilde. Şimdi satın al dediğimizde ise puanınız varsa tabii ki kullanamıyorsunuz çünkü indirimli olan bir ürün. Geçerli kuponlar yazan kısım var. Burayı tıkladığımızda vermiş olduğum kuponu şu alana girmemiz gerekiyor. Uygula diyoruz. Ürünün fiyatı 4.900 TL'den 4.564 TL'ye düşmüş oluyor arkadaşlar. Ortalama bir 300-350 TL'lik bir indirim uygulanmış oluyor. Bu şekilde kuponları kullanabilirsiniz. Ürün size ulaştığında görmüş olduğunuz gibi iki tane kutuda geliyor. Oldukça özenli bir şekilde kargo paketi yapılmış. Kutu içeriğiyle devam ediyoruz. Kutu içeriği bu şekilde çıkmakta. T6 Max projeksiyon cihazı, kumandası, kullanım kılavuzu, İngilizce, çalıştırma adaptörü de çıkıyor kutu içinden. Tabii ben bunu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. O yüzden kabloları bu şekilde açık. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse 550 ansilümen yüksek parlaklık ve 1080p ultra yüksek çözünürlüğe sahip, 2 GB RAM'e 16 GB da hafızaya sahip. Android 9 işletim sistemiyle geliyor. İçinde de Netflix ve YouTube yüklü arkadaşlar. İçindeki Netflix'i yine 1080p olarak da T6 Max'ta izleyebiliyorsunuz. Elektronik fokus özelliğine sahip, yine kumanda üzerinden bunları kontrol edebiliyoruz. Cihazın dış tasarım, arka yüzünde iki tane USB girişini görmekteyiz. Bir tane 3.5 mm kulaklık çıkışı, bir tane de analog TV çıkışı bulunmakta ve bir tane de HDMI çıkışı bulunuyor. Buradan da evimizdeki televizyonu görüntü aktarabiliyoruz. Hemen orta kısımda da bir güç girişi bulunmakta. Yanında gelen adaptörün girişini buraya takıyoruz. Izgarayı da görüyoruz arkadaşlar, delikli. Buradan soğuk havayı alarak bu ön yüzünden de sıcak havaya itmesine sağlıyor. Üst kısımda da bir tane on-off düğmesi konumlandırmışlar. Şöyle çok güzel de taşıma tutamacı da koymuşlar. Deri görünümde ama sağlamlık hissiyatı veriyor. Ön yüzünde de oldukça büyük bir lens bulunmakta. Üzerinde yazdığı gibi Full HD 1080p çözünürlüğe sahip Wanbo projeksiyon cihazı. Alt tarafında da bir tripod bağlantı somunu da bulunmakta arkadaşlar. Evimizde kullandığımız tripodun cıvatası buraya uyumlu ki ben kullanıyorum zaten. Takarak da bunu şu şekilde ayakta da kullanabiliyoruz. Yanında da kumandası gelmekte. Kumandası da bu şekilde. İki tane 1.5 volt AA kalem piliyle çalışmakta. Kumandasının üzerinde elektronik bir fokus düğmesi var. Buradan görüntüyü netletebiliyoruz. Geri tuşu, menü tuşu, ses açma kapama tuşu, açma kapama tuşu, mouse'u, yine açıp kapatma tuşu kumanda üzerinde bulunmakta. Birazdan bunu çalıştırarak da detaylı olarak incelemesini yapacağız. Cihazı çalıştırdığımızda menüsü bu şekilde gözükmekte. Bunu burada çekiyorum. Sebebi de bakın arkadaşlar, şu an gündüz, ışığı da görmekteyiz. Işıkta da evimizde bu şekilde görüntü sağlayacaktır. Şuradan YouTube'a girelim. Bakın arkadaşlar, YouTube'da kanalımıza girdik. Menüler bu şekilde gözükmekte. Oldukça kaliteli bir
görüntü. Sağ gündüz de rahatlıkla bu cihazı kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar, gündüz görüntü kalitesi bu şekilde, oldukça net olduğunu söyleyebilirim. Bakın, kumanda üzerinden de netletebiliyoruz. Şu an en net bu şekilde gözükmekte. Sesi de duyuyorsunuz. Bir apartmanı kesinlikle rahatsız edecek boyutta oldukça yüksek bir ses düzeyi var arkadaşlar. Şimdi karanlık odaya geçeceğiz. Karanlıkta nasıl görüntü kalitesi veriyor, bunu da gözlemleyeceğiz. Şimdi karanlık bir odaya geçtim. Görüntüsü arkadaşlar yaklaşık 200 ekran bir TV kadar büyük şu anda. Ortalama 7 metre bir televizyon haline gelebiliyor. Tabii bunu daha büyük ve daha geniş evlerde veya dışarıda kullanmak istiyorsanız o şekilde de ayarlama işlemi yapabilirsiniz. Şimdi biraz menülerde gezeceğiz. Bakın şurada ayarlar yazıyor saatin hemen yanında. Buraya girdiğimizde bir internete bağlamak istediğimizde buradaki ağlara bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Mouse var arkadaşlar. Kumanda üzerinden de açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz de buradan da mouse tuşunu aktif edebiliyorsunuz. HDMI çıkışını görmekteyiz. Altında da analog TV'ler için görüntü aktarıcı bulunmakta. Buradan HDMI çıkışını seçtiğimizde görüntüyü dışarıya aktaracaktır. Dil seçenekleri var. Birçok dili destekliyor. Bizim için Türkçe önemli olan. Burada da vertikal kestone var arkadaşlar. Bunu aktif ettiğimizde otomatik olarak görüntüyü düzeltiyor. Burada arkadaşlar kendimiz manuel olarak cihazın konumuna göre bir görüntü ayarı yapabiliyoruz. Dört köşeyi de düzeltme işlemi yapabiliyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Mesela şimdi alt köşeyi böyle daralttım. Bakın ne kadar çok daralıyor. Sonra üst köşeye geçtik. Burayı da bu şekilde daraltabiliyorum. Bakın. Görüntü küçücük kaldı. Yine burayı da yine daraltabiliyorum. Bakın. Burayı da bu şekilde daraltabiliyoruz. Görüntü kare haline geldi. Tekrar eski haline getirelim. Evet, görüntüyü bu şekilde manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Burada elektronik zoom özelliği de var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda kumandanın üzerinde bulunan, şu an karanlık gözükmüyor maalesef, elektronik olarak zoomlama işlemi yapabiliyoruz. Bakın bu kadar yaklaştırabiliyoruz ve bu kadar da görüntüyü bozmadan uzaklaştırma işlemi de yapabiliyoruz. Burada da istersek görüntüyü otomatik olarak ayarlıyor, istersek 4.3, istersek 16'ya 9 oranında da kendimiz manuel olarak da ayarlayabiliyoruz. Ama otomatikte kullanmanızı tavsiye ederim. Burada da ses ayarı var arkadaşlar. Sesin volumunu azaltıp çoğaltabiliyoruz. Tarih, saat, depolama. Videonun başında da söyledim, 16 GB bir hafızaya sahip ve 2 GB da RAM'i var. Oldukça hızlı. Hakkında bölümüne geldiğimizde ise Android 9 sürümü yazmakta. İçinde de birçok uygulama bulunmakta arkadaşlar. Prime TV, Netflix, YouTube,
Google Play, buradan istediğimiz uygulamaları da indirebiliyoruz. Şurada arama motoru var. Buradan da arama motorundan yine Google Play'de olmayan uygulamaları da indirebilirsiniz. Ben mesela indirdim. Şurada ücretsiz bir kanal var. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Sadece internetiniz olması yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde birçok kanalı barındırıyor. Şuradan Nation Geography'yi bir açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hipotermi kurtulan yolcular Nation Geography gibi bir sürü belgesel kanalları da içinde bulunmakta. Bunları ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Tabii içine uygulama indirmeniz gerekiyor. Sinema kanalları da mevcut. Bir sürü sinema kanalları da içinde mevcut gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz film kanallarını seyredebiliyorsunuz. Şurada Kemal Sunal TV var. Birçok kanalı ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz ulusal kanallarda mevcut gene içinde. Türkiye'de bulunan ulusal kanalları da bu şekilde de izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir uyduya ihtiyacınız yok görmüş olduğunuz gibi. Tek yapmanız gereken bu cihazı almak ve içine programları yerleştirmek ve birçok da TV kanalları yükleyebilirsiniz. Yine Netflix'e giriş yapalım. Netflix'e de girebiliyoruz ve Netflix'teki filmleri 1080p çözünürlükte izleme olanağı da sağlıyor. Ve şu anda YouTube'a girdim. ...4K olan bir videom var, onu açacağım yine. Görüntü kalitesini karanlıkta da aynı şekilde görelim. Gönül istiyor ki sürekli 4K video çekelim ama tabii başıma gelen bazı olaylar yüzünden maalesef hala da 4K'ya geçemedik. Evet. Bu 4K bir video. Görüntü kalitesi de bu şekilde. Yine sesi yükselteceğim şimdi. Karanlıktaki görüntü kalitesi çok güzel. Ama aydınlıkta da izleyebiliyoruz. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi. Ses kalitesi de inanılmaz güzel. Çok fazla yüksek. Yani bir binada diğer apartmandaki kişileri rahatsız edebilecek düzeyde. Ben cihazı çok beğendim. Vanbo'nun T2 Max modelini kullanıyordum. Tabii bu biraz daha geliştirilmiş. Ondaki Android sürümü 6 idi. Bundaki Android sürümü 9 arkadaşlar. Yine Netflix gibi birçok uygulamayı destekliyor. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz yayın veren kanalları da yine Google üzerinden arama yaparak da APK dosyası olarak içine yükleyip indirebiliyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Görüntü kalitesini hem aydınlıkta hem de karanlıkta sizlere gösterdim. Unutmadan da söyleyeyim 2.4 GHz artı 5
5G Dual Band Wi-Fi destekliyor cihaz ve Bluetooth 5 ile geliyor. Oyunlarda oynayabilirsiniz. Ve 2x5 watt içinde hoparlörü bulunmakta. Kumanda üzerinden şu tuşlardan elektronik fokus yaparak netleme işi oturduğumuz yerden de yapmamıza olanak sağlıyor. Yine sesli arama tuşu da burada görmüş olduğunuz gibi sesli arama şeklinde içinden arama yapabiliyoruz. Ağırlığı da yaklaşık 2 kilogram civarında ve oldukça da T2 Max'e göre biraz daha büyük duruyor. Sizler de bu ürünü beğendiyseniz, satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki hemen altında indirim kodu bulunmakta. İndirimli olarak bu ürünü Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.